Marmara Üniversitesi öğretim üyesi hukukçu Profesör Doktor Selami Kur'an konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim Mehmet Akif Bey. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Direkt süreci sorayım. Yani ne yapılabilir, nasıl yapılır? Bugüne kadar neden yapılmadı, yapılabilen bir şeyse? Evet, yani aslında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı süreciyle ilgili olarak attığı ilk adım 2 Ocak 2015'te Filistin'in başvurusuyla başladı. Yani Filistin yapmış olduğu başvuruda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Filistin topraklarında 2014'ten itibaren işlenen suçlarla ilgili yargı yetkisini tanıdı. Çünkü Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin devreye girebilmesi için, mekanizmanın işletilebilmesi için 1998 tarihli, yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kuran Roma statüsüne taraf olması lazım. Dolayısıyla Filistin devlet olarak 2015'te bu süreci başlattı. Uluslararası Ceza Mahkemesi öncelikle bir inceleme kararı aldı. Yani mahkemenin yargı yetkisinin olup olmadığı noktasında bir ön inceleme başlattı. Hı hı. Ve 16 Ocak 2015'te de ön incelemede çıkan sonuç itibariyle esasen Filistin'in taraf olması ve bunun da yeterli olması nedeniyle Filistin topraklarında, Batı Şeria'da, Kudüs'te ve Gazze'de ve Filistin'in diğer topraklarında aynı zamanda işlenen savaş suçları ile ilgili bir soruşturma başlatılmasına karar verdi. Ve bu süreçte maalesef sizin de birçok kez ifade ettiğiniz gibi çok ağır bir şekilde işledi. Son olarak da işte 2021 Mart ayında soruşturmanın aktif hale getirilmesine karar verildi. Yani esasen hukuki olarak ön araştırmanın başlatılması, ön incelemenin başlatılması, Filistin'in başvurusu ve bütün bu süreçlerin biz 8 yıllık bir zaman dilimine ayırmamız lazım. Çok ağır işleyen bir mekanizma. Malum Uluslararası Ceza Mahkemesi de bazı hükümetlerin veya siyasetin bir çek işte etkisi altında kalıyor. Biliyoruz aslında bu Ukrayna misalinde çok hızlı işleyen bir süreç vardı. Ukrayna'da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı yetkisini tanıyan Roma statüsüne taraftı. Ve Rusya'nın özellikle savaş suçları ile ilgili olarak suç işlediğine dair bir başvuruda bulundu, suç duyurusunda bulundu devlet olarak. Dolayısıyla UÇM'de hemen devreye girerek bunu 6-7 aylık gibi kısa bir sürede sonuçlandırarak, soruşturmayı da tamamlayarak işte Rusya Devlet Başkanı Putin hakkında bir tutuklama kararı aldı. Ve Putin de biliyorsunuz bu tutuklama kararı nedeniyle UÇM'ye taraf olan devletlere resmi ziyaretlerini yaptı. Kaç devlet bu? Kaç ülke? Yani bugüne kadar UÇM'ye taraf olan devlet sayısı 140'ın üzerindedir. Siz de ifade ettiniz. Türkiye bu 1998 Roma statüsüyle ilgili olarak imza koymadan imtina etti farklı sebeplerden dolayı. Ama Türkiye'nin devlet olarak UÇM'ye başvurma imkanı olmamasına rağmen aslında sivil toplum kuruluşlarının UÇM'ye başvurma imkanı var. Başsavcılığa suç duyurusunda bulunma imkanı var. Bir de bunun dışında Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargılama sürecini başlatabilmesi 3 durumda mümkün. Birincisi ki yol maalesef Amerika Birleşik Devletleri'nin vetosu nedeniyle kapalı. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararıyla bir başvurusuyla da UÇM başsavcılığı harekete geçme imkanına sahiptir yasal olarak. Ama bu işletilmiyor malum sebeplerden dolayı ABD vetosu nedeniyle. Çünkü Güvenlik Konseyi'nin kararı gerekiyor. İkinci durum Roma statüsüne taraf devletin başvurması gerekiyor. Yani Roma statüsüne taraf devletin topraklarında fiilen ve hukuken egemen olduğu topraklarında savaş suçu işlendiğine dair bir başvuruda bulunması gerekiyor. Başka bir ülkede başvurabilir ama değil mi? Yani Filistin değil de başka bir ülkede. Tabii, Roma statüsüne... Yani Roma statüsüne taraf olan herhangi bir devlet de vurabilir. Yani mesela bu 140 küsur işte... ülke içerisinde İslam ülkeleri var mı? Var. İşte en başta Filistin var. Yani hayır, en akla onun gelen dışında, ama Filistin dışında ya yani Filistin bu işte onun dışında şey var. Cezayir var. Cezayir var, efendim Ürdün var, tamam. Bu gibi devletler var ama maalesef bu gibi devletler de şimdiye kadar bu adımı atmaktan neden imtina ettiler. Neden atmamışlar bu adımı hocam?
Ya malum biliyorsunuz Mehmet Akif Bey, siz de gazeteci olarak uzun yıllardır uluslararası sistemi ve bu meseleleri takip eden bir gazetecisiniz. Bu gibi meselelerde özellikle Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni ilgili olarak süreçlerde uluslararası siyasetin çok ciddi etkisi var. Yani salt hukuki mülahazalarla hareket edebilme imkanı maalesef çok kısıtlı. Aslında bizim geldiğimiz nokta itibariyle şunun altını çizelim. Yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yargı alanına giren uluslararası suçlar olarak tarif ettiğimiz başta savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırım suçu ve saldırı suçu esas itibariyle bizim uluslararası insancıl hukuk kuralları olarak ifade ettiğimiz temel suçlardır. İnsanlığın en ağır suçlarıdır. Ve bu suçlar kapsamında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Genel Sekreteri Guterres de birçok kez işaret etti. Yani uluslararası insancıl hukuk kurallarının en ağır şekilde ihlal ettiğini ifade etti. Çok özür dilerim, böldüm de sizi. Rusya Ukrayna'da ne yaptı da, yani işgal etti, tamam başka bir, yani ne yaptı derken yanlış anlaşılmasın. Tabii. Uluslararası Ceza Mahkemesi 7 ayda Rusya'yı ve Putin'i suçlu ilan etti ve tutuklanmasına karar verdi. İsrail Gazze'de ne yapmıyor onun yaptığı ya da mesela 7 yıldır 8 yıldır sistem bir yerde tıkanıyor. Yani dolayısıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi de bir çözüm aramak ve beklemek çok iyimser mi olur? Ya çok iyimser değil. Hatta çok kısa bir cevap vereyim. Yani aslında bugün İsrail'in 24 gündür hukuk ve insanlık dışı saldırılarını 24 gündür bu saldırıları gerçekleştiriyor. Bence takip edebildiğimiz kadarıyla aslında birçok makul insanın da ifade edebildiği üzere Rusya'nın yaptığı saldırılarına çok daha fazlasını yapıyor. Çok daha fazlasını. Neden? Yani bugüne kadar takip edebildiğimiz kadarıyla 8000 üzerinde can kaybı var ve bunun 3500 tanesi çocuk. 200 binden fazla konut saldırıya maruz kalmış. Hastaneler, efendim ibadethaneler, sivil yerleşim yerleri. Yani İsrail'in aslında buradaki tavrını şu şekilde ifade etmek lazım. Yani kuralsızlığın sadece hukuki anlamda söylemiyorum. Yani insani, ahlaki, vicdani ve son olarak da ifade edelim ki hukuki anlamda hiçbir normun işlemediği bir tabloyla karşı karşıyayız. Siz de az önce ifade ettiniz. Yani sanıyorum 26 tane gazeteci katledilmiş. Evet. Onlarca sağlık görevlisi katledilmiş. Birleşmiş Milletler görevlileri katledilmiş. Şimdi burada Rusya'nın yaptığıyla işte İsrail'in yaptığını karşılaştırmaya gerekirse zaten sayılara, süreye baktığınızda bu açık olarak İsrail'in çok ağır savaş suçu ve insanlığa karşı suç işlediğini görüyoruz. Bir defa savaş suçunda iki tane temel kırmızı çizgi vardır. Birincisi hiçbir şekilde sivil hedeflere yönelik, sivil insanlara yönelik saldırıda bulunamazsınız. Bunu yapıyor mu İsrail? Çok açık ve net olarak yapıyor zaten. Hiçbir hedef gözetmeksizin hastaneleri vuruyor, okulları vuruyor, camileri vuruyor, kiliseleri vuruyor, sağlık çalışanlarının işte kullandığı ambulansları vuruyor. İkincisi de insani ihtiyaçların, yani temel insani ihtiyaçların kesilmesi. Bunu da görüyoruz. Yani gıda, başta temel ihtiyaç olarak gıda, su, tıbbi malzeme diye sıraladığımız bu temel insani ihtiyaçları da kesiyor. Ve aslında burada gördüğümüz İsrail'in tavrı, yani uluslararası hukukta, uluslararası ceza hukukunda hiçbir şekilde yer olmayan, akla dahi gelmeyen toplu bir cezalandırmayla karşı karşıyayız. Yani kolektif bir cezalandırma söz konusu oluyor. Bu da tabii ki uluslararası hukukun en ağır şekildeki ihlalini ifade eder. Bunun dışında bakın, peki, toplu şekilde Gazze'nin... Burada ceza aldı, incelendi. Hadi bugüne kadar çok yavaş ilerliyordu. Bu çocuğun kanı ortada olunca artık hareket etmek zorunda hissettiler ve İsrail savaş suçlusu saydılar diyelim. Yani bilmiyorum, olabilir bir şey midir? Aslında çok olması beklenen bir şey ama ne olur? Ya bakın, aslında 2015'te ön inceleme kararı alan UÇM Başsavcılığı tavrı üzerine başta Amerika Birleşik Devletleri ciddi şekilde itiraz etti. Altını çiziyorum. Daha sonra İsrail itiraz etti.
yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin İsrail'in Filistin topraklarında suçlarını inceleme ve yargılama yetkisi olmadığından bahisle Amerika Birleşik Devletleri devreye girdi. Ve daha sonra da Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin o dönemdeki bas savcısı hakkında yaptırım uyguladı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne girememek kararı aldı. Biden geldikten sonra bunu kaldırdı. Bu yasağı kaldırdı. Dolayısıyla orada Amerika Birleşik Devletleri'nin çok ciddi bir siyasi baskısı söz konusuydu. Bu son görüntülerle, son işlenen cinayetlerle açık olarak ifade edilen cinayetlerle, çünkü neden bunu kullanıyorum bir hukukçu olarak? Çünkü savaşın da bir hukuku vardır. Yani az önce saydığım o kırmızı çizgiler dışında savaşın haklı veya haksız olup olmadığı noktasına temas etmeden, oraya hiç girmeden, özellikle bu dokunulmazlar listesi dediğimiz sivillerin, sağlık çalışanlarının, gazetecilerin, sivil yerleşim yerlerinin, bunlar dokunulamaz kırmızı çizgilerdir. Bunların ihlal edildiği yerde zaten en ağır şekilde uluslararası insancıl hukuk kurallarının işlenmesi söz konusudur. Bunun başında da savaş suçu gelir. İnsanlığa karşı suç gelir. Bakın Gazze'nin tamamen kuşatma altına alınması dahi bir suçtur. İnsanlığa karşı işlenen bir suçtur. Sadece temel insani ihtiyaçların kesilmesi değil, tamamen kuşatma altına alınması. Az önce ifade ettiğim gibi, yani Hamas'la mücadele ediyoruz, işte örgütle mücadele ediyoruz gerekçesiyle orada yaşayan 2.4 milyon insan toplu bir şekilde cezalandırılması, bir kısmının, 1 milyondan fazla insanın işte güneye göçe zorlanması gibi bir takım hususlar, bütün bunlar insanlığa karşı suçun açık olarak işlendiğini gösteriyor. Sanıyorum. Hocam ne olur? Yani ceza çıktı, İsrail suçlu ilan edildi, ne olur? İsrail devlet olarak zaten yargılaması söz konusu değildi. Değil, o değil. Fiilleri yani İsrail, işleyen Netanyahu, mesela Netanyahu. Evet, Netanyahu üst düzey veya Gallant, devlet yöneticileri ve askeri yöneticiler. Yani tamam. Başta tabii ki Netanyahu ve Gallant olmak üzere. Çünkü Gallant'ta da özel bir parantez açalım Mehmet Akif Bey. Yani bu çatışmanın, bu facianın başladığı ilk günlerden itibaren şu açıklamayı yaptı medyanın önünde. Ben askerlerimin üzerindeki bütün kısıtlamaları kaldırıyorum. Evet. Bunun karşılığı nedir? Yani bütün uluslararası... Ya kendi ağzıyla söylediler zaten. Hani bir şey, delil aramaya da gerek yok. Kendileri söylüyorlar zaten. Aynen. Her şey ortada. Çok doğru. Yani delil, kanıt aramaya... Zaten bu uluslararası toplumun önünde olan hadiseler. Yani bütün görüntülerle, bütün çekimlerle biz bunu görüyoruz. Tanıklar hocam, orada. Hocam siz ne olur? Yapıyorlar bunları. Ne olur? Gördünüz. Süremiz çok daraldı. Ne olur? Çok hemen Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, özellikle uluslararası kamuoyunun, bakın hükümetlerin demiyorum, uluslararası kamuoyunun ciddi şekilde bir tepkisi var. Bütün uluslararası alandaki şeylerde, başkentlerde, kentlerde ciddi protesto yürüyüşleri var İsrail'e karşı. Dolayısıyla bu kamuoyu baskısı UÇM üzerinde ciddi bir baskı oluşturdu. Ve UÇM başsavcısının bugün Refah sınır kapısına gitmesinin sebeplerinden biri de budur. Diğer bir husus da tabii orada kendi hocam, gözüyle... Hocam özür dilerim, bitti süremiz. Diyorum ki suçlu bulunsa ne olur? Yani Netanyahu'ya, Gallant'a ne olur? Suçlu olurlarsa müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalırlar. Burada yargılanan kişiler de üst düzey devlet yöneticileri olur, askeri üst düzey yöneticiler olur. Başta da söz konusu olabilecek tabii ki başbakan olarak Netanyahu ve bütün bu saldırıların emir ve talimatını veren Savunma Bakanı Gallant. Dolayısıyla diyelim, suçlu bulundular. Yargılanır, suç duyurusunda bulunur ve UÇM'nin aldığı mahkumiyet kararı çerçevesinde yüksek ihtimalle ömür boyu müebbet hapis veya 30 yıl gibi müebbet hapis cezası. Nerede hapsedilecekler? Uluslararası Ceza Mahkemesi bu kararı aldığı takdirde. Alırsa nerede? Ya örneği var mı? Kim nerede hapsedecekler bunları? Tabii ya, mesela Bosna'da işlenen suçlarla ilgili yapılan yargılama sonucunda zaten biliyorsunuz orada Karadžić orada o cezayı aldı. Yani bunlar önemli olan sürecin bir ivedilikle yürümesi. Yani önemli olan buradan siyasi sahiplerden arınarak hukukun işletilmesi. Peki. Aksi takdirde kuralsızlığın kural haline geldiği bir dünya düzeni ve en acısı da maalesef, kuralsızlığın kural haline geldiği bir savaş düzeniyle karşı karşıya kalırız. Bu da insanlık için facia olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Selami Kur'an Hocam.